Final yapım olarak Destiny 2'nin bu bölümünde online olarak karşılıklı mücadele savaşlarına gireceğim. Daha önceden yok diye belirtmiştim ancak ilerleyen bölümlerde bunu gördüm. Open Director dedikten sonra abi bu 3 tane yer geliyor. Birincisinde Quick Play, yani biz kendimiz kurabiliyoruz. Burada 1'e 3 kapışmalar oynayabiliyoruz veya burada da 4'e 4 birer kapışma var abi. Bu daha mantıklı. Herkes genelde bunu oynuyor zaten. Şu en sondakini tıklıyorum ve Launch dediğim anda otomatikman girecektir. Şu an beta sürümünde, bugün son günü. Hatta bitmiş bile olabilir abi ben bunu yayınladığımda, ama girelim en iyi kötü oyunu görmüş olursunuz ve Lovebreakers, Overwatch, Rainbow Six Siege gibi birçok oyunla beraber bu oyunu da karşılaştırabilirsiniz. Bana daha çok Lovebreakers'ı andıran teknikler gösterdi bu oyun. Tabi onu mu alırsınız bunu mu alırsınız o fark edecektir ama bu oyunu işte ise bir tanımış olacağız. Bekleyelim, 1'e 8 şu anda giriş sayımız. Gitgide hemen o bir anda dolacaktı. İlk başta gördüğüm anda abi grafikleri gerçekten denebilecek en iyi kalite oyun diyebilirim. Yani grafikleri çok çok iyi. Oyunun profesyonel seviyede. Ve bize 4K çözünürlüğe kadar da destek sağlıyor. 4K'da bile hatta denedim. Monitörüm yetmiyordu ama televizyonu bağladığım halde müthiş bir görüntü kalitesi bana sundu. Şu anda 8'e 8 buldu. Rahatlıkla oyuna gireceğiz şu anda. Surging for Guardians dedi. Tamamdır. Savunucular abi. Uçaklarla ne alakası var tam anlamadım. Uzay gemileriyle daha doğrusu, uçak demeyelim. Evet, dünyaya doğru iniş yapıyoruz, gezegene doğru. Bu gezegende büyük ihtimalle hep beraber yan yana ilerleyeceğiz. Oo, her birimizin herhalde ayrı. Hepimiz aynı şeyde miyiz? Dur bakalım, diğerleri gelmedi. Diğerlerini göremiyoruz ilginç bir şekilde. Halbuki burada alt kısımlarda gözükmeleri lazım. Demek ki ben tek başıma bağlandım gibi gözüküyorum. Heh, geldiler abi, tamam. Dörtlü grubumuz hazır. Nedense bizim uzay gemimiz abi bu şekilde. Diğerlerininki daha farklı. Karaktere göre büyük ihtimalle değişiyor. Üç tip karakter vardı ya en başta. Onlara göre büyük ihtimalle değişti. Midtown'a gidiyormuşuz. Haritası standart aynı. Bunun dışında bir harita var mı bilmiyorum ama oyun kurucu bölümlerinde farklı farklı bölgeler var. Yani ilerlemeli bölümü var. İşte böyle online olarak karşılıklı mücadele oyunu var. Şu an bu oynadığımız bölüm karşılıklı mücadele abi. Bir tane sihirbazımız, bir tane normal savaşçımız, soldier gibi silahlı. Bir de bizden var abi. Bir de bunun ekstra yetenekleri vardı. Ben onları belirtmedim. Q yeteneği mesela şöyle bir bomba patlatıyor. Orada küçük küçük bombalar oluşuyor. Böyle ekstra yetenekleri de var. Bunları tabii neyle kullanabileceğinizi Options'tan Setting bölümünden ayarlayabilirsiniz abi. K Merit de buradan ayarlıyorduk en son. Q vardı, başka ne vardı abi? Q'yu göremedim. Ha, Q F E yetenekleri filan var. Gördüm adamı, teki oradan gidiyor. Hadi be. Çok kötü. Yandan iki kişi daha geldi. Tek başıma yakalandım. Bu kötü oldu. Taba bastığım zaman buradaki yerleri görüyoruz zaten tekrar. Şu bölüme giremiyoruz. Pre-order bölümü, yani ilerlemeli bölümlere giremiyoruz. Bunu tabii ki Destiny oyunu gerçekten parayla alanlar görebiliyor sadece. W ve S tuşlarıyla da karakterden karaktere geçebiliyorsunuz. Sağ tarafta da kaç kişinin yaşayıp kaç kişinin öldüğünü görebiliyoruz. Şu anda adam durduramazsa biz kazanacağız. Hadi 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 hadi. Vur vur vur. Adamını canlandırmaya çalışıyor ama onu canlandırmıyorlar bizimkiler. Şu an öldük ama bomba büyük ihtimalle bizim tarafımızdan patlayacak. 15 saniye kaldı. Oh yeah! Yendik süper. Adamlarımız bombayı iyi kurdu. Sol kadroyla gideyim. Burada tuşlara bakayım derken abi bir an jortladık. Ama yine de yeniyor. Sıkıntı yok. Herif 4 adamı da almışla. Helal olsun. 4 kişi aldı olarak gözüküyor. Şimdi abi bizde o adam kimmiş? Göremedim ama neyse, dur bakalım gidelim. Sağ taraftan ilerleyeceğim. Burada önemli olan birazcık pusabilmek. Çok iyi kaçtılar. Şimdi ilk vurduğumuz zaman altlarında beyaz bir kalkan bulunuyor. O kalkanı yıktıktan sonra ancak karakter doğal haline bürünüyor. Ve birinciyi aldım. Başka var mı bilmiyorum. O yüzden burada bekleyeceğim abi. Daha garanti olur. Bombayı kim kuracak onu bilmiyoruz. Silahlarımızı tabii değiştirebiliyoruz. 1, 2, 3 diye yine aynı onlar duruyor abi. Hay be. Vay anasını ya. Arkadan gelmiş çakal. Gördüm, o uzakta duruyordu. Bombayı bu sefer onlar patlatıyor.
Aa yine mi biz patlattık? Oha yine bizimkiler kurmuş da çaktırmada. Diğer adam kurmuş bu sefer. Soldan giden adam kurmuş yine biz yenmişiz. Ya birazcık oyunun şeyi kötü. Karşılıklı hani böyle bakış açıları biraz kötü. Tam net anlayamıyor biliyorsunuz kimin ne yaptığını. O yönden karışık geldi oyun bana. Ama böyle hani Lovebreakers'a daha çok bana benzer gözüktü. O yüzden Lovebreakers'a açık konuşmak gerekirse gençler daha çok tercih ederim. Bu sefer buradan gideceğim ama tuzaklı gideceğim. Evet, bir kişi orada var. Şu an ben bu tehlikeyi almak için daha gencim. La yiyorsa iki kişi gelmeyin ya. Adamın kalkanını indirdim. Normal canı bayağı düştü. Alttaki beyaz çizgi kalkan oluyor. Önce onu yok etmeye çalışıyoruz. Ardından kendi canı zaten eriyip gidiyor. Açıkçası. Neyse ben öldüm ama bizimkiler yaşıyor Allah'tan. Onlar üst tarafı koruyor büyük ihtimalle. Ve güzel de bir taktik geliştirdiler. 20 saniye içerisinde patlayacak yetişemezlerse. Ki yetişemeyecekler. Oha bizim herif havada yok ettiler ha. Tek kişi kaldı. Güzel. Kalkanı kurdu ama düştü. Kaç saniyesi var? Patladı. Yetişemeyecekler biz. Ooo kurtardı. Kurtaramasaydı üçlü birlikte öleceklerdi. Bu el yenildik abi maalesef. Onlar da aynı şekilde böyle şarj cihazını kurabiliyorlar. Belli alanlar da var. Biz de gidelim bir sonrakine kurmaya. 7'ye 1 biz bir alt panele indik ya. Daha iyi vurmamız lazım. Takım nereden gidiyorsa biz de orayı kovalayalım abi. Herkes aynı yerden ilerliyor çünkü. Şarjı daha kuramıyoruz. İlerleyen bölümlerde çıkaracak büyük ihtimalle. Arkadan da gelebilir. Hiç belli olmuyor. Yani tam bir tehlike abi. Bu sefer onlar kurdu. Koşuyoruz yakalamak için. Hadi bebeğim, hadi bebeğim, hadi bebeğim. Yes! İşte bu abi. Şarjı durdurduk. Çok iyi, çok iyi. Süper. Bu el iyi oynadık ya. Bu el iyi oynadık. Hadi bakalım. Ünal yapım hemen ikinci sıraya yerleşti. İlk sıraya yerleşemem abi normal. Çünkü bu ikinci oynayışım falan oluyor. Bu oyunu. Genel anlamda baktığım zaman biraz eğlenceli birazcık da abi. Taktiksel olarak zor gelebilir oyun sizlere. Ben şu soldan gideceğim. Buradan daha iyi gidiliyor. Hatta karşınıza bir anda birileri bile çıkabilir. Şuradan gidişi. Abi yumruğum durdurdu adamı. Şurada bizim adamlardan biri var ama. Of kafa kafaya ya. Çok iyi gidiyordu. Bir kişi kaldı oyunda. İnşallah idare ederler. Ben iki kişiyi alabildim. Aha bizden biri daha aldı. Dur bakayım adam nerede? Evet şu an savaşçı. Hadi koçum hadi koçum. Vur yumruk. Tamamdır. Efe falan vurduğunuz anda abi bir yumruk atıyor. Bak onu göstertiyor. Yumrukla öldürdüğünü zaten. Son kişi kaldı. Bizden bir kişiyi canlandırırsa iyiydi diyeceğim. Herifler gerçi öldü. Tamamdır. 5'e çıkmışım abi ben. Herif de 9'a çıktı. Bayağı iyi. Gitgide yükseliyoruz ha. Takım birazcık cort. Savaşçıyla koşuyorum. Bunun kalkanı var abi. Benim çok işime yarıyor kalkanı. Şuradan gelen olursa zıplamlarız. Zaten zıplayarak gelecek. İkisini de mi aldık la? Oğlum herif almış ya. O kadar uğraştık herif aldı. Hadi Nepti ilerle. Biz ikimiz kaldık herhalde.
Yes baby yes. Dur. Bu sefer o durduracak. Ben yapamam da. Evet adam durdurdu ve bir finish o. Çok iyi. Şuradan adamlarımızı daha bir canlandırabiliyorsunuz. Belli bir saniye geçtikten sonra adamı geri getirebiliyorum mesela bu şekilde. Tabi üzerinde yazıyor ya 10 saniye 15 saniye falan gibisinden. Adamlara bayağı yaklaştım ikinci bölümde. İyi alıştım ya. Şu soldier gibi karakterle abi savaşçı karakterle gidince daha mantıklı oldu. Q yeteneğim falan da açıldı. Onları da kullanacağım. Bir de F yeteneğim var abi. Kılıcı çekiyorum çatır çutur dalıyorum yakın dövüşteyken. Şimdi yakın dövüşe gireceğim. Bana şans dileyin. Biri gitti. Bombayı bu sefer ben kuruyorum buraya. Tamamdır. Bütün bizim adamları zaten canlandırdık. Süper abi. Bombayı da ben kurdum. Güzel oyundu. Gerçekten çok güzel oyundu. Şimdi F yeteneğini göstereceğim. İleri girip çıldıracağız bildiğin. Derken oyun bitti abi. Hay tüküreydim. F'i zaten bir önceki bölümde abi görebilirsiniz. Kılıcı çekiyor. Çat çut hızlı cana vurmaya başlıyor. Bu şekilde oyun ilerliyor. İkinci olarak bitirdik. 10 kişi herif 16 kişi öldürdü. Vay yavrum vay. Beni resmen iki katıma katladı. Nepti oyunu biliyordu. Ben de onunla beraber arkadan takılıyordum zaten. İyi oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir abi. Devam edelim bakalım bir sonraki bölümlerde neler olacak. Bir de şimdi ortadaki yeri deneyelim. Custom Game'in yan tarafındaki bulunan bölümü deneyelim taptan. Geldi zaten. Şimdi buradaki maçı deniyoruz. Buradaki maçı da hiç bilmiyorum. Bu nasıl bir şey olacak? Burada 3'e 3 kapışıyoruz herhalde. Anladığım kadarıyla. Harita inşallah farklıdır. Spire diye bir şeydi. Bakalım burayı da biraz bekletecek bizi anladığım kadarıyla. Bence bekletecek abi. Aa girdi. Yok hemen hızlı cana girdi. Güzel. Bekletmedi fazla. 3'e 3 maçlara daha çok giriyorlar herhalde. Harita değişik olsun lütfen. Oyun kapsamı bakımından abi hoşuma gitti yani uzaylar galaksiler arası savaş gibi gözükse de sizin böyle belli karakterlere sahip olmanız ama 3 tane tipleme var. Bu 3 tiplemeyi birazcık da artırsalar daha mantıklı olabilirdi. 2 tane bizim şeyden var Hunter modelinden. 3. kim olacak? Allah Allah. 1'e 2 mi oynuyoruz yoksa karşılıklı öyle mi rakiplerle savaşıyoruz? Ha geldi tamam. O da Hunter'la oğlum üçümüz de aynıyız ha. Farklı bir gezegene geldik yalnız. Buradaki harita farklı olacak o zaman. Evet, farklı bir gezegendeyiz abi. Aa, sniper'ım var. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Üçüncü silah sniper abi. Burada ne halt yiyeceğiz onu hiç bilmiyorum ha. Sıfırım. Dostum neredeler lan bunlar? Orada biri duruyor herhalde yanlış görmediysen. Evet orada birileri duruyor abi. Geliyorlar şimdi yavaştan. Aa bu normal oyunu işte ya. Ve şarjör biter. Artık koşuyoruz. Abi şu normal oyunu iyiymiş. 3 kişi herhalde belli bir bölgeyi ele geçireceğiz. Güzel oldu. Şu anda işin rengi bayağı iyi. Gel buraya şişko pislik. Evet şu anda burayı ele geçirdik. Bu şekilde bölge bölge mi ele geçiriyoruz? İyiymiş lan. Hackledik abi. Üçüncü de hackleyecek. Tamamdır. Güzel, güzel güzel. Bu ilerlemeli bölüm. Burası daha güzelmiş ha. 3 kişi birlikte oynuyorsunuz bu bölümde. Diğer tarafta VS atıyorduk. Burada resmen birlikte oynuyoruz. Allah ne oldu lan? Canım niye birden o kadar düştü? Benim can felaket düştü ha. Oo! Woohoo! Çok iyi, çok iyi. Ve önümüze rakipler düşüyor yavaştan çatır çutur.
La adam yüzünden ölecektim ha. Önce küçükleri öldürelim abi. Hasta la vista baby. Bombam öldü. Bombam öldü, çok iyi oldu. Abi yalnız diğer adam bizi hiç beklemiyor. Patır kütür gidiyor. Gel dostum gel, biz beraber gidelim. Şuna giremezsek herhalde ölüyoruz ya anladığım kadarıyla. Tamam, diğer adam da geldi. Ben grup canı ilerlemeyi tercih ederim. Diğer adam biraz grup dışına çıkıyor. O değil de Taxter nereye gitti la? Ben burada yalnız kaldım. Oğlum bizi nereye ışınladı ya? Bir bakar mısın? En baş noktaya ışınladı. Hay ağzına ya. Nereye bizi götürdü ya? Işınlama da ta en baş tarafa götürdü. Onu kesinlikle kullanmayın abi, ışınlama tarafını. Herif yazmadı Allah'tan neredesin oğlum diye. Şimdi biz tabii en baştan gidiyoruz. Kötü oldu ya. Bunlar orada patırt diye bir anda nasıl geçtiler lan? İlginç. Geliyorum, geliyorum. Any advice on an energy shield? Dekli birilerine dalıyor zaten orada patır kütür. Abi o sağdaki teleport denen olay ne kadar saçmaymış ya. Bizi ta en başa attı. Hiç koymayın daha iyi valla o tip şeyleri oyna. Bunlar iki kat ilerlemiştir. Zaten biri hiç beklemiyordu çakalın önde gideni. Aradan nasıl geçtiler ki bunlarla? Ha, şuradan geçiş varmış ya. Biz hiç buraya bakmadık. Şu an sadece koşacağım abi anladığım kadarıyla. Herifler bütün aksiyonu yaşattılar. Tek başlarına oynuyorlar. Daha önce girmişler herhalde. Ben yol mu bilmiyorum. Onlar savaşırlarken duruyorlardır işte ise. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Hızlı 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 hızlı. Ne oluyor lan? Burayı niye çıkamadık ha? Tamam, bizimkileri buldum. Savaşıyorlar orada amele gibi. Ne oldu lan? Oha! Öldük lan resmen. Böyle bir şey olamaz. Çok yüksekten atlayınca öldük ya. Vay anasını be. 19 saniye bekleyeceğiz. Kimse de arkaya dönmez anasını satayım. Vay tüküreyim ya. Abi böyle bir şey olamaz. Sağ üstten gidecektik. Maalesef sola kalınca jortladık. İnşallah tekrardan canlanabilirim. Tam canlandım ya. Ulan siz görürsünüz, biriniz ölün. Ben hiçbirinize yardım etmeyeceğim. Bu yine uçamadı. Ya çok saçma değil mi ya? Ay tüküreceğim ya. Haritayı bilmemenin ya, kötülükleri ya. Neyse sağa sola bakacağım, adam akıllı ineceğim ya. Adamlar patır kütür gidiyor hızlı hızlı. Hiç grup oyunu yok. Al, buradan nereye gideceğim abi? Yavaş insem inilmiyor. Şu aradan geçeceğim herhalde ya. Tamam, böyle gideceğiz abi. Aradan ben gidiyorum. Help yazdım, bilmem ne yazdım. Hiç yardıma vardıma gelmediler vallahi. Takır takır yollarına devam ediyorlar. Canlandırmaya direkt gelebiliyorlar normalde. Hadi bakalım. Ulan en iyi de öldüren bendim ha o dakikalarda. Abi şimdi tam düşerken diğer space'e basın. Büyük ihtimalle canımız inmeyecek. Aynen inmiyor abi. Tam zıplarken ikinci space'e bastık mı canman inmiyor. Düşerken ikinci space'e basacağım. Hop. Hadi be yapma şunu. Üçüncü space hakkım vardı ya. Oyuna edemeyeceğim kadar küfür yok yani. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Buraları biraz saçma olmuş abi.
3 kere normal zıplama hakkım var. Bak orada 3. zıplama hakkım vermedi. Şuna bak, oyun heriflere yetişmekle geçti yemin ediyorum var ya. Herhalde o aşağı taraf kaynıyor zaten şu anda. Herifler 2 kişi oynuyor ya. Dedim ya, normal gidiyorum ya. Beklesinler beklemesinler. Ya bak üçüncüyü burada zıplıyor. Önceden niye zıplamıyorsun abi sen ya? Yemin ediyorum baş belası. Şimdi ben oraya E atmadığım için beni zorunlu bekleyecekler her türlü. Hacklememiz gerekiyor belli herhalde bir yeri. Ya da onlar hackledi tek başlarına. Geldim diye devam edebilecekler de daha savaş yok yanılmıyorsam. Oğlum ne kadar uzağa gitmişler la. Vay ağızlarına tükürdüklerim, herifler haritayı bitirmiş. Direkt basıyorum abi, şu büyük binaya gidiyoruz büyük ihtimalle. Zaten önümüze karakterler, savaş yerleri bilmem neler çıkıyor, onları patır kütür vuruyorlardır, onun dışında bir şey yoktur. 2-3 kişi takım arkadaşlarınıza girerseniz abi oyunun zevki çıkar, yoksa oyun zevkli de olmuyor. Baksana patır kütür biri önden direkt gidiyor zaten, hiç arkasına bile bakmıyor. Heh öyle anasını satayım, canlandıran ne olsun lan, orada öyle bekle kavanoz kafa. Aynı şey daha demin bana olduydu. Bunu aldım. Bunu da aldım. Gel lan gel hadi, insanlık öğren anasını satayım. Basayım da. Al. Hadi insanlık öğrenin anasını satayım. Başkası olsa normalde yapmaz ha. Yalnız şurada biri daha duruyordu sanki ha. Biz hemen löpürt diye iniyoruz da. Bizi ateş etmediği için bilmiyoruz biliyor musun? Ooo sniper. Yes 4 kurşun. Free. Şuradan büyük ihtimalle geçeceğiz. Ne oluyor la, ölüyoruz. Dalga geçiyorsun. Diğerleri niye atlamadı oradan? Sadece ben atladım. Ağzına tükürdüm herifleri. Resmen beni test aşaması olarak kullandılar ha. Oradan sadece ben atladım. Aa yardım etti. Helal la. İnsanlık öğretince yardım ettiler ha. Ta nereden ateş ediyorum bak bak. Sniper alın, sniper alın. Abi şimdi F'le var ya kudurtacağım, bak bak bak. La oğlum hemen öldürmeyeydiniz la. Şuraya E'yle basacağız ya. Ekleyin la. Ha şimdi zıpladı ya. Daha demin zıplayamıyordu. Fight! Yakuza! Ulan az kalsın ölüyordum ha. Aşağı mı atlıyorsun? Bana öldürecek adam verin dostum. Gerisi siz bende. Nasıl aldım hepsini çatır çutur? Evet geliyor piskolar. Onu bir bıçaklayacaklar. Oğlum zor oluyorlar ha. La köpekler la köpekler.
Plazma patlayıcı iyi işe yarıyor ya. Herif taradı bir geçirdi. F yeteneğini bir kullanıyorlar abi. Bak bak hepsi bizden. Ne Hunter modeli. Adamlarımızın hepsi. Sniper'a 10 kurşun biriktirdim. Çok iyi oldu abi. Diğerlerini de şöyle bir gezinelim. Akıyoruz akıyoruz akıyoruz. Yeni bölgeye gidiyoruz. Yes. Heh. Şöyle ya. Birbirimizi takip edin ya. Başka yok. Devam, devam, devam. Kobra team. Nerede diğeri? Diğeri yok. Hepsini öldürdüm sniper'ın. Sniper kalsın abi. Hiç yeri belli olmuyor ne zaman işe yaradığı. Hadi bakın bu iyiliğimi de unutmayın ha. Are you sure about this? Oha oha oha. Burası çok tehlikeliymiş ha. Oh shit. Üst taraftan bizi götürdü ya. Hadi abi hadi abi arkadan yardım et. İki kişi öldük la. Üçüncü de ölürse bitecek oyun. Kaldır 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 arkadakini kaldır. Önce gidip onu kaldıracak ya. Hay tüküreceğim. 12 saniye içerisinde de zaten ben canlanıyorum. Abi böyle bir şey olamaz ya. Bak takım oyunu yüzünden yenildik ya. Vay anasını be. Geçmişe attı bizi. Direkt arka tarafa doğru attı. Dur bakalım. Takım oyunu işte oynamazsak abi böyle olur. 3 kişi birbirimizi canlandırmamız gerekir. Hayat böyle abicim. Birbirimize yardım etmezsek işe yaramıyor. Yardım etmemiz şart. Dede'ye yardım. Şimdi bunu kim öldürecek? Hadi. Kimde ulti varsa patlatacak. Yes. Yes. Bu kadar basit. Sniper, 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 sniper. Hop. Aldım 12 etti. Güzel. Şimdi abi sniper'la oynayacağım. Nasıl kurtulduk la? Allah'ım Allah'ım bu ne la oğlum, oyun çok iyi ya.
Kurtuldum. Arkadan gelen var mı? Önden giden var. Bırak arkadan gelme ya abi. Herifler patır kütür gidiyor. Baksana hiç önüne bile bakmıyor. Yine başladık. Psikopat oyuncular ya. Ne oluyor? Geldik ama. Burada herhalde son bir savaş olacak abi benim anladığım kadarıyla. Bölüm güzelmiş ha. 3 kişili böyle maceralı oyun oynamak eğlenceli. Evet, mega bir şey geliyor. Megatron. Megatron geldi. La bomba yapıştırın bomba. Oha la bomba yapıştırıyoruz. Herif yine ölmüyor la. Olaya bak. Hadi lan. Işınlandı la. Var ya bu arkamıza bile ışınlanır ya. La bu direkt bana ateş ediyor ya. Kardeşim bu direkt bize çalışıyor ya. Canlandır adamı, canlandır adamı. Ne oluyor la? Oğlum bir aşağı kata mata düştük ha. Durum iyice ilginçleşiyor. Hadi canım, hadi canım. Şarjör bitiyor. Yapma şunu, yapma şunu. Zıpladığım için abi dışarı atıyor. Birilerinin beni oradan canlandırması lazım. Vallahi canlandırdı ya la helal olsun. Yeni bir yere gidiyoruz gençler. Oha 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 oha. Patlatın patlatın. Çok iyi çok iyi, hemen girdik. Abi F-yeteneği şart ya, bunda var ya, kullanmamız gerekiyor. Kafasına vurursak 74 veriyor, diğerlerinde 57 vuruyor. Oğlum şarjör bitti la, herifi öldüreceğiz diye. Lan şarjör bitti. Abi bu silah ne kadar kötüymüş ya. Ya olamaz. Çok fazla gelmeye başladılar. Of. Oha, hepimizi mi öldürdü? Bir kişi kaldı. Canlandıramazsa kötü. Aha bıçakla kesti. Tamamdır be. Canlandır la canlandır. Hemen canlandır.
O beni canlandırdı zannettim. Diğer adamı canlandırmış, ağzına tükürdü. Güzeldi. Şarjörümüz de bittiydi zaten ya. Çok iyi. Çok çok iyi. Oyunu bitirdik herhalde ya. Aa, bize giysi misi verdi la oyunda. İlginç bölünmüş ha. Öyle kolay da değil. We did it. We did a great job. Admit it. Technically the captain did. You live in his backpack. 15 saniye sonra misyon bitiyor abi. Görevi tamamladık. Bu bölüm daha da eğlenceli geldi gözüme. Toplu halde girdiğiniz anda eğlencesi büyüyor. Ama gitgide bunlar böyle zorluk dereceleri artarsa bence daha iyi olabilir. Sadece bu bölümle değil de daha farklı bölümlere gidersek ilginçlik artabilir. Sona düşmüşüz abi. Bu çok normal. Önde olsaydım büyük ihtimalle birinci sıralara yerleştirdim ama bilmediğim için, ilk daha başladığım için sürekli aşağı düştük. Haritayı bilmeniz gerekiyor ilk bölümde büyük ihtimalle. Sizin de böyle olabilir ama bundan sonraki bölümlerde daha profesyonel olacağım. Oyun bu şekilde ilginç. Yani hem bireysel normal oyunun hikaye modunda oynayabiliyorsunuz, hem de 4'e 4 karşılıklı kapışmalar yapabiliyorsunuz. İsterseniz de bu şekilde görev tamamlayacak misyonları tamamen bitirebiliyorsunuz. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.